Efendim, İstanbul'a yolunuz düşerse, İstanbul'da yaşamıyorsanız, aslında İstanbul'da da yaşıyorsanız mutlaka mesela gidilip görülmesi gereken bizim özel tarihi mekanlarımız var. İşte mesela Ayasofya Camii artık onlardan biri, Sultanahmet Camii onlardan biri, Kapalı Çarşı onlardan biri, Kız Kulesi onlardan biri vesaire vesaire. Dolmabahçe Sarayı hakeza onlardan biri ama Topkapı Sarayı'nı belki ilk ikiye, ilk bire koymak lazım. Çünkü orada bizim ecdadımıza ait izler, dökümanlar, anılar, kostümler, bir dolu bir şey var. Hele hele harem bölümünü mutlaka gidin görün derim. Bazı kısımları kapalıydı Topkapı Sarayı'nın. Geçtiğimiz hafta açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ziyaretçilere açılan o kapalı kısımlardan 5 bölümde aralarında kutsal emanetlerinde bulunduğu 2000'den fazla eser sergiledi. Harika, harika, çok güzel olmuş. Yani insan farklı bir ruh haline bürünüyor. Peygamber Efendimizin sakalı şerifi, ayak izi, hepsi Topkapı Sarayı'ndaki mukaddes emanetler bölümünde ziyarete açıldı. Peygamber Efendimizin su içtiği tas var burada. Valla duygusal olarak yani etkilendik. Görülebilir tarihi eser sayısının her şeyden önce 3 katına çıktığını ifade etmemiz lazım. Bu bizim için çok memnuniyet verici. Topkapı Sarayı'nın milli saraylara devriyle hız kazanan restorasyon çalışmalarında kapalı olan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Nasıl bu? Çok güzel. Geçmişimizi görmek çok güzel bir şey. Topkapı Sarayı Hazine bölümünde 1100 eser sergileniyor. İşte o eserlerden biri Kaşıkçı Elması ve Kaşıkçı Elması 86 karat ağırlığında işte ve buraya gelen ziyaretçilerin ise büyük ilgisini görüyor. İlk kez geliyoruz eşimle birlikte. Çok harika, çok güzel. Hazine bölümünde Sultan Abdülmecit tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kabrine hediye edilen altın şamdanlar da burada sergileniyor. Padişahların ve ailesinin kullandığı hazineye kayıtlı şahsi eşyaları da burada sergileniyor. Bize verilmiş bir emanet gibi yani bu Topkapı Sarayı gerçekten. Topkapı Sarayı'ndaki Kutsal Emanetler bölümündeyiz. Bu bölümde 300 eser var. İşte o eserlerden biri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ayak izi. İşte diğer tarafta su içtiği tas ve yan tarafında sakalı şerifi ve ilerlediğimiz zamanda işte karşı tarafta da yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kılıç ve yayı bulunuyor. Ne hissediyorsunuz? Ya özellikle Peygamber Efendimiz'in ayak izlerini görünce çok kötü oluyor insan. Gerçekten çok muhteşem. Allah razı olsun yapanlardan. Adı üstünde kutsal olduğu için farklı bir ruhaniyete bürünüyorsunuz. Yani çok değişik bir haz, değişik bir lezzet, değişik bir duygu. Yani kelimeler yetmiyor. Sarayın kapıları, eserleri ve mukaddes emanetleri yerinde görmek isteyenlere Salı günü hariç her gün açık.